Yunanca kökenli bir kelime. Pan, tüm, demos, insan demek. Dünya tarihinde birçok pandemi yaşanmış ve bitmiş. İlk kez çiçek hastalığı aşı ile eradike edilmiş. Bu mevsim, kış mevsimi, normal gripal virüsler ve diğer virüslerin semptomları COVID-19 semptomlarıyla örtüştüğü için PCR ayırt edici olabiliyor ancak. Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomu taşıyan herkesin kendini izole etmesi veya uzak durması gerekiyor bu hastalardan. Bu dönem bir tık daha en azından. Eskiden de koruyorduk kendimizi sekresyonlardan ama şimdi daha fazla korumamız gerekiyor. Pandemi ile ilgili sakıncalar var. Hastaneye gelmeye çekinceler var. Şöyle uzun süreli ses kısıklıkları, uzun süren burun tıkanıklıkları, uzun süren boyunda kitleler, şişlikler, bunlar gecikmiş kanser belirtileri olabilir. Başvurularınızı ertelemeyin. Bunlar da önemli. Teşhisleriniz gecikmesin veya ağızda, dilde masum zannettiğiniz yaralar, prekanseröz öncüller olabilir. Yani kanser öncüsü olabilir. Çocuklarda en sık solunum durması, ağız açık uyuma, horlama yapan neden deniz eti ve bademcik büyümeleri. Bunların zamanında ameliyat edilmesi gerekiyor ve bu arada kulak testleri ihmal edilmemeli. Sağlıklı olmanın ilk koşulu sağlıklı bir burun solunumudur. Fonksiyonel ve estetik anlamda ameliyatlarımızı dikkatle irdeliyoruz. Hastanın deformite olarak değerlendirdiği problemler bize göre problem mi? Hastanın beklentileri gerçekçi mi? Bunları yılların deneyimiyle çok önemli olduğunu gördüm. Artı gözyaşı, kanal tıkanıklıkları da çok önemli. Sürekli göz akmasıyla seyreden gözyaşı kanal tıkanıklığı da opere edilmesi gereken problemler arasında.